Selamlar. Yine yoğurma kabını elime aldım. Gördüğünüz gibi sizlere çok güzel fırında katmer tarifi vereceğim. Umarım tarifimi beğenirsiniz. Bir su bardağı sıcak suyumu, yani ılıktan biraz daha sıcak olan suyumu koydum. Bir tatlı kaşığı diyecektik, biraz abarttık ve bir tatlı kaşığı mayamızı koyduk. Yarım tatlı kaşığı tuzumuzu koyalım. Bunu güzel bir şekilde karıştırıp içerisine bir tatlı kaşığı da şeker koyalım ki şeker mayalanmasını daha güzel yaptığı için onu her zaman mayalı hamurlarda kullanıyorum. Birlikte güzelce karıştırıp 2,5 bardak un aldım yanıma. Unumu da kontrollü bir şekilde koymak istiyorum. Çünkü bazen fazla alır, bazen azalır. Ben mesela bardağımı tam doldurmamış olabilirim. Siz iyice doldurmuş olabilirsiniz. Onun için kontrollü yapın. Ele yapışmayan yumuşak güzel bir hamur elde edeceğiz. Valla 2,5 bardaktan da sanki biraz artacak gibi geliyor ama bilmiyorum. Hepsiniz birazdan göreceğiz. Güzel bir şekilde yoğurup kenarda mayalanmasını bekleyeceğiz. Çok güzel bir katmer. Sizlerin yaptığım zaman bakıyor, sizleri hissediyorum diyorsunuz. Aa, biz de böyle yapabilirdik. Hiç neden hiç akıl etmedik de ya da düşünmedik, bu şekilde yapabilirdik. Lezzetli oluyormuş filan dediğinizi duyar gibiyim. Güzel bir hamur elde ettikten sonra dinlenmeye bırakıyorum mayalanması için. Diğer malzemeleri de, diğer şeyleri de birazdan sırayla anlatacağım. Üstünü kapatalım bu yumuşaklıkta. Şimdi tabağımın içerisine, geniş bir tabağımın içerisine 50 gram tereyağı ve 50 gram margarini koydum. Eritip bunu güzelce bir dondurmam lazım. Buzdolabında donsun, bize lazım olacak birazdan. Erittiğimiz yağımızı şöyle göstereyim size. Erittiğim yağ, buradan da nasıl sarı gözüküyor ama o kadar sarı değil. Donduracağız. Çünkü biraz sonra hamurda bize lazım olacak demiştik. Serin bir yerde bekletelim. Hamurumuz mayalandı. Birazcık un serpeleyip hepsini tezgah üzerine indirip iki eşit parçaya bölüp bir yumakları yapalım. Bu şekilde kenara koyalım. İkisi de eşit olursa daha güzel olur. Sanki bu biraz küçük geldi elime. Bir parça da buradan koparıp yanına korsam eşit bir şekilde durur. Servis tabağı genişliğinde bezemizin birini açalım. Onu kenara koyup diğerini de aynı şekilde açalım. Biraz önce size tabağa yağ koyalım demiştim ve koyduğumuz yağı güzelce hamurumuzun üzerine indirdik. Bu şekilde en azından sağa sola akmıyor. Bu daha güzel oluyor. Bu şekilde. El yardımıyla büyütelim. Bir 5 dakika kadar tezgah üzerinde, yani 5-10 dakika tezgah üzerinde bekleyelim. Ondan sonra oklava yardımıyla açalım. Açtıktan sonra rulo yapıyoruz. Gördüğünüz gibi rulomuzda iki eşit parçaya ya da şöyle görelim. Her bir parçayı üçe bölelim. Çok kalın olsun istemiyoruz. İncecik olsun katmerlerimiz, çıtır çıtır. Çok değişik ve lezzetli oluyor bu şekilde. Çok da beğeniliyor.
Bunları beze yapıp birazcık dinlendirmemiz lazım. İki ucunu ortaya getirir şekilde katlayarak bezelerimizi oluşturalım. Hamurumuz dinlendi. Ve şimdilik hemen açıyoruz. Şöyle kenara koyalım. Açtıklarımızı bu şekilde üst üste kenara indirelim. Hemen açtığımız katmerlerimizi bu şekilde üzerlerine güzelce yumurta sarısını sürerek süslemeyi yapıyoruz, değil mi? Çok güzel oluyor bu şekilde. Diyeceksiniz ki keşke biz de daha önceden bu şekilde yapsaydık. Çok da kolay, çok uğraşmıyorsunuz. Gördüğünüz gibi arasına koyuyorsunuz ve katmerler hazır. Şöyle çizikler atıyorum. Derecelik fırınımıza güzelce hemen atıyoruz. 15-20 dakikada pişiyor. Evet, katmerlerimiz mis gibi pişti. Arkası önü biraz soğusun. Dilimleyelim birlikte. Şöyle alayım tepsime. Şeyin üzerine alayım ki biraz böyle soğusun. Evet, beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Benimle olduğunuz için. Şöyle birini keseyim. Birlikte bakalım. Muhteşem oldu, muhteşem. Lezzetiyle, görünümüyle harika bir tarif. Umarım beğendiniz. Beni izlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Benimle olduğunuz için bir başka videoda lütfen yine benimle olun. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın diyorum. Bu kadar. Bunu da. Çıtır çıtır. Hoşça kalın, hoşça kalın.